Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda uygulamalı bir şekilde on-patch ve teknik SEO çalışması nasıl yapılır? Bir web sitesinin hataları nasıl tespit edilir? Bu hatalar nasıl giderilir? Gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Telegram kanalımızdan bir hocamızdan rica ettim. Sağ olsun kendi sitesinin WordPress admin bilgilerini bize iletti. Bu sitenin arkadaşlar işte mevcut hatalarını Semrush ve Screaming Frog araçlarıyla tarayacağız. Taradıktan sonra da mevcut hataları gidermeye çalışacağız. Daha sonrasında da on-patch ve teknik SEO tarafında siteyi arkadaşlar geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeye çalışacağız. Şimdi video tabii ki uzun olacak. Diğer yandan bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi de şiddetle tavsiye ederim. Şimdi öncelikle Semrush site auditten sitenin taramasını yaptık. Şöyle gösterelim. Sitenin kritik bir hatası bulunmuyor. Diğer yandan warning bölümünde 877 tane hata, notice bölümünde de 283 tane arkadaşlar uyarı mevcut. Şimdi errors bölümünde herhangi bir sorun olmadığı için buraya es geçiyoruz. Warning bölümüne geliyoruz. Warning bölümünde 686 tane sayfada sıkıştırılmamış Java ve CSS dosyası hatası mevcut. Bu teknik SEO kapsamında değerlendirilebilecek bir konu. Bu konuyu da Change eklentisiyle ve PerkMatters eklentisiyle çözmeye çalışacağız. Videonun ilerleyen safhasında. Diğer yandan 83 tane sayfada içerik kod oranı düşük. Yani içerik tarafında düşük. Bunlara çok müdahale etme şansımız maalesef yüksek değil. Yani bu tarz bir hatayla karşılaşmak istemiyorsanız mevcut sitenizdeki neredeyse her içeriğin işte 500 kelimenin 600 kelimenin üzerinde olması ve aynı zamanda sitenizde kullanmış olduğunuz temanın da kod noktasında yapısının çok stabil olması gerekiyor. 65 sayfada düşük içerik hatası mevcut. 35 sayfada hiç meta description yok. 3 tane iç linkleme kırık. 3 sayfanın da arkadaşlar title tag'inde çok fazla karakter mevcut. Şimdi notice bölümüne geliyoruz. 125 tane sayfa crawling yani taramada bloklanmış. 99 tane dış linkte 403 hatası mevcut. 36 tane sayfamız 3 tıklama ve üzerinde erişilebilir durumda. 11 tane dış linkimiz nofollow etiketi girilmiş. 9 tane linkte herhangi bir çapa bağlantı yok. Bu iki konuda arkadaşlar bizim görmezden geleceğimiz konular. Zaten notice bölümünde yer alan durumlar bunlar. Şimdi arkadaşlar siteyi Screaming Frog'da da taradık. Screaming Frog'da normalde API entegresi edip işte Search Console ve analitik verilerine de bakmamız gerekiyor. Fakat hocamızdan bunu istemedik. Hem de çok konuyu detaylandırıp uzatmak istemedik. Şimdi responsive code bölümüne geliyoruz. 404 hatalarını öncelikle bir görüyoruz. 404 hatası bu sitede mevcut. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonrasında redirection bölümüne geliyoruz. Burada da yönlendirilmiş URL'ler var. Page title bölümüne geliyoruz. 60 karakterin üzerinde çok fazla URL mevcut. Meta description bölümüne geliyoruz. Herhangi bir kopya meta description yok. Fakat kayıp meta description'lar mevcut. Yine arkadaşlar konuyu da çok fazla uzatmamak için böyle Screaming Frog'da çok da detaylı bir aramaya girmedik. Şimdi dilerseniz hataları düzeltmeye başlayalım. On-page ve teknik SEO çalışmalarında başlarken temel olarak yapmanız gereken ilk şey 404 hatalarını gidermek ve aynı zamanda gereksiz 301'leri de iptal etmek. Çünkü bunlar tarama bütçesini olumsuz olarak etkileyen faktörlerdir. Bunları Screaming Frog üzerinden de tespit edeceğiz. Aynı zamanda Semrush'tan da bunların yine doğrulamasını yapacağız. Responsive Code bölümüne geldik. Burada 404 hataların nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Burada inlink bölümüne geldik. Sahibinden Metaverse arsa adlı içerikte bu URL şu an çalışmıyor gözüküyor. Bazen araçlarda URL çalışsa da çalışmıyor gibi gösterebilir. O yüzden ilgili URL'ye gidip de kontrol etmenizde yine fayda var. Arkadaşlar ilgili sitede cloudflare bazlı bir engelleme durumu söz konusu. Screaming Frog'un da bu uyarıyı çıkartmasının temel sebebi bu. Muhtemelen şu an site kullanımda değil veya artık bizim gibi ülkelere kapatmışlar bu siteyi. Bu yüzden de arkadaşlar Screaming Frog bu URL yapısını 404 olarak görüyor. Ben bunu düzeltmiyorum. Diğer yandan eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız dediğim gibi ilgili URL'leri tek tek kontrol etmenizde fayda var. Yine arkadaşlar aynı konuda ilgili web sitesinde kırık link olarak görüyor Screaming Frog. İlgili siteye de kontrolümüzü sağlayalım. Site gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir problemi yok fakat Screaming Frog bunu 404 olarak görmüş. Bunda da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şimdi Semrush tarafına geçiyoruz. Semrush'ın dış linklerde kırık dediği URL'leri kontrol edelim. Gördüğünüz gibi OpenSea yanıt veriyor.
Yine arkadaşlar ilgili sitede yanıt veriyor. Yani bu sitenin 404 noktasında herhangi bir hatası yok. Araçlar bunları 404 olarak görüyor fakat ilgili siteler sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar. Yine bu dış linkler arkadaşlar Semrush botlarının sitelerini kapatmış olabilirler. O yüzden Semrush da bu hataları veriyor olabilir. Yine bu konuda aklınızda bulunmasında kesinlikle fayda var. Şimdi bu hata önemli bir hata. Hatanın temel şeyi şu. Robotics dosyasında site haritası gördüğünüz gibi yer almıyor. Normalde Robotics dosyamızda bizim site haritamızın yer alması gerekiyor. Bu hatayı kesinlikle düzeltmekte fayda var. Şimdi Robotics dosyasını arkadaşlar düzeltmeniz için normalde sitenin FTP bilgileri gerekiyor. Diğer yandan RankMath üzerinde Robotics dosyasını düzeltebiliyorsunuz. Fakat muhtemelen hostingle alakalı bir durumdan dolayı biz bu Robotics dosyasını düzeltemiyoruz. Bu konuda yapmanız gereken temel nokta şu. Herhangi bir engelleme yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde sitemap'i Robotics dosyanızda barındırmanız faydalı olacaktır. Yani bu hatayı vermesinin sebebi bu. Şimdi 35 sayfada meta description girilmemiş. Bu noktada ne yapacağız? Önce sayfaları tespit etmemiz gerekiyor. Bu sayfalar kategori sayfaları. Peki buna nasıl bir müdahale edeceğiz? Bunu WordPress'in içerisinden müdahale edeceğiz arkadaşlar. Burada yazılar kategoriler bölümüne geliyoruz. Bakın haberlerle alakalı zaten bir kategori sayfası mevcut. Burada düzenle butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir description yok. Biz buraya bir description gireceğiz ve bu hatanın önüne geçmiş olacağız. Şimdi buraya arkadaşlar örnek bir cümle girdik. Yani çok da üzerine gitmiyorum. Normalde kategori sayfalarını ki videomuzda zaten bunu da şey yapacağız, anlatacağız. Kategori sayfalarının açıklama kısımlarının uzun olması ve kategori sayfalarının hiç linkleme olması oldukça önemli bir konu. Biz şu an burada yüzeysel olarak geçiyoruz bunu. Şimdi burada haberler kısmında buraya girelim. Daha sonrasında buraya yazdığımız açıklamayı da arkadaşlar buraya renk metin description bölümüne yapıştıralım ve güncelle butonuna basalım. Şimdi buradaki arkadaşlar bir hatalı noktada tarama bütçesinin bir konusu bu. Şimdi haberler kategorisindeki içerikler teker teker listelenmiş. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Yani topu topu 9 tane haber var. Normalde bunların 9 tane aynı anda hepsi listelense tek bir sayfa olacak bu. Ama 9 farklı sayfa ortaya çıkıyor ve bu bizim tarama bütçesi konusundaki performansımızı düşürüyor. Şimdi bu temaya ben arkadaşlar çok hakim değilim. Diğer yandan bu temanın pro sürümü de yüklü değil. O yüzden muhtemelen bu konuyla alakalı bir durum söz konusu. Sizin web sitenizde varsa arkadaşlar kesinlikle kategori sayfalarınızı ki zaten kategori sayfaları bizim içerikler kadar güçlü olmayan sayfalarımız. O yüzden bunları böyle farklı farklı bölümdürerek tarama bütçenizi düşürmemeye dikkat edin. Şimdi bu hataya gelecek olursak arkadaşlar dediğimiz gibi 3 tane içerikte çok ciddi bir şey var. Yani title'da karakter söz konusu. Şimdi bunlar zaten haber içerikleri. Haberler arkadaşlar şöyle bir dezavantajı var. Yani ilk başta size güzel hitler getirebilir. Eğer işte eski Nifs kayıtlı bir web siteniz varsa veya ne bileyim haberleri paylaştığınız işte sosyal medya kanalları falan varsa bu tarz haberler size ilk başta ciddi anlamda hit getirir. Fakat sonrasında işte arkadaşlar bunlar böyle altı sayfalara dönüyor. Yani hitin olmadığı sayfalara dönüyorlar. O yüzden bunlara böyle çok geriye dönüp de işlem yapmak fayda sağlar fakat çok da böyle bu sayfaları tekrar tekrar kurcalamaya gerek yok. Evergreen content dediğimiz yani ömür boyu içerikleri arkadaşlar girmeye devam etmek oldukça önemli. Şimdi Semrush ve Screaming Frog tarafında arkadaşlar dediğim gibi zaten şurada bir 600 küsür tane URL var. Onu teknik SEO kapsamında değineceğiz. Onun dışında öyle çok da ciddi hataları yok bu sitenin. Yani en azından Semrush ve Screaming Frog'a göre İşte 404'leri zaten düzelttik. Onun dışında meta description olmayan sayfalara bir meta description girdik. Buna zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Yine bu konuda da yapabileceğimiz bir şey yok. Burada arkadaşlar bu sorunu biz düzeltmeye çalışacağız. Şu anda odaklanacağımız konu bu. Bir de arkadaşlar burada düzeltmemiz gereken Screaming Frog'da 301 konusu. Şimdi 301'lerin arkadaşlar büyük bir kısmı linktr.ee ile alakalı bir URL yapısından kaynaklanıyor. Bu yapıyı arkadaşlar biz buraya yapıştırdığımız anda zaten URL yapısı değişiyor. Yani 301 durumunun yaşanmasının temel sebebi bu. Gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar yine Tico ile kısaltılmış bir Twitter adresi mevcut. Yine arkadaşlar t.jo ile alakalı bir kısaltma durumu söz konusu. Bu Twitter ile alakalı bir kısaltma. Bu da arkadaşlar yani bu URL yapısı da girildiği zaman 301'e döndüğü için bu da arkadaşlar yine Screaming Frog'da karşılaştığımız bir konu. Yani toparlamak gerekirse arkadaşlar burada 301 konusuna da çok fazla değinmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle admin panelinde şu bölümleri kapatıyoruz. Yani benim bunlar böyle çok
kullanmadığım şeyler. Belki istatistikler kalabilir ki şunu söyleyeyim ben. Jetpack arkadaşlar benim çok tavsiye ettiğim bir eklenti değil. Yani sunucuyu böyle kullanma noktasında Jetpack gerçekten olumsuz bir eklenti. Ben bunu çok kullanılması taraftarı değilim. Yani Google Analytics'in siteye entegre edilmesi arkadaşlar yeterli. Onun dışında arkadaşlar yine Google'ın kendi eklentisi StackKit sitede mevcut. Ben bu eklentinin de çok kullanılması taraftarı değilim. Analitik kodlarını arkadaşlar lokal olarak çağırabiliyorsunuz. Yani bunu Perfmapper falan yapabiliyor. Ücretsiz olarak da mesela Kaos eklentisi bunu yapabiliyor. Lokal olarak çağırdığınız zaman arkadaşlar hız optimizasyon noktasında yine bu durum sizi öne geçirecek konulardandır. 404 monitör bölümü önemli. Ben bunu genellikle tüm sitelerimde aktifleştiririm. Onun dışında yine yönlendirmeler bölümü de oldukça önemli. Yönlendirmeler bölümünü de aktifleştirdik. Burada şu anlık çok elleyeceğimiz bir konu yok. Genel ayarlar bölümüne geldik. Şimdi bu ayar arkadaşlar kategorilerdeki kategori tagini silmeye yarayan bir konu. Şimdi bu sitede şöyle bir durum yapılmış. Şimdi gördüğünüz gibi haberlerin önünde kategori URL'si, URL yapısı mevcut. Şimdi biz bunu burada aktifleştirdiğimiz anda buradaki kategori bölümü ortadan kalkacak. Diğer yandan şöyle bir durum söz konusu. Eğer sitenin kategorilerinde ciddi bir otorite varsa bu ayarı çok değiştirmenizi tavsiye etmem. Çünkü indeksler de bu noktada değişecek. Ama hocamız şunu söyledi. Eti senin kemiği benim dedi. O yüzden arkadaşlar kategorilerdeki bu tag'i biz ortadan kaldırıyoruz. Ayarları kaydettik. Şimdi şu anda arkadaşlar ilgili sitenin herhangi bir içeriğinde makaleler ve Google Sites Link arama kutusu şeması vardı. Biz Şema Pro'yu kurduktan sonra içerik haritası şemasında entegre olmuş oldu otomatik bir şekilde. Diğer yandan normalde benim tavsiye ettiğim konu şu. RankMath üzerinden ben içerik haritası şemasının aktifleştirilmesi taraftarıyım. Fakat burada yine biz herhangi bir ayar yapamıyoruz. Çünkü yine hosting bazlı bir engelleme durumu söz konusu. Fakat Şema Pro'da biz bunu herhangi bir hosting engeli olmadan biz bunu kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi başlıklar ve meta bölümüne geleceğiz. Öncelikle ana sayfayı kontrol edeceğiz. Ana sayfamız nasıl indekslenmiş? Şimdi bu sitenin arkadaşlar title ve slogan bölümünde bana göre hatalar var. Şimdi eski bir kripto para yazarı olarak yani kripto para sektörüne yönelik çok fazla siteyle çalıştık. Genellikle bu siteler arkadaşlar bu şekilde bir title veya description kullanmazlar. Mesela bu noktada rakiplerimizi incelemek gerekirse mesela Coin Haber yazıyoruz. Mesela CryptoCoin.com bu sektörün öncülerinden. Mesela direkt domainini koymuş. Daha sonrasında Bitcoin Haberleri diye bir title kullanmış arkadaşlar. Mesela bunu kenarda dursun. Yine arkadaşlar sektörün öncülerinden CoinColik.com. Bu da arkadaşlar Bitcoin haberleri, altcoin ve kripto para haberleri şeklinde title'da bu mevcut anahtar kelimeleri geçirmiş. Bizim web sitemizde bu geçmiyor. O yüzden title description'ı tamamen yeniden düzenlememiz gerekiyor. Şimdi kripto rehberi kalabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yandan içeriklere yani anahtar kelimenizle başlamanızı tavsiye ederim. Fakat ana sayfa title'ında bu durum çok da şey değil. Yani gerekli bir konu değil. Kripto rehberi yazdık. Daha sonrasında buraya işte mevcut anahtar kelimeler yani bu sektördeki anahtar kelimeler ve kripto para haberleri yazdık. Şimdi description bölümünde de arkadaşlar şöyle bir yapı yapacağız kendimize. Bitcoin, altcoin ve kripto para haberlerinin anlık olarak paylaşıldığı web sitemiz yazdık mesela örnek veriyorum. Bu description arkadaşlar çok da olumsuz bir description değil. Yani yine description'da kripto para haberlerini, altcoin haberlerini ve Bitcoin haberlerini yine geçirmiş olduk. Şimdi burada değişiklikleri kaydet yaptıktan sonra, şimdi buradaki ayarları yaptıktan sonra da arkadaşlar buradaki bölümleri biz SEO başlığı alanına yapıştıracağız. Ana sayfa başlığımızı belirledik. Description'ımızı da aldık. Buraya arkadaşlar girdik. Bu description biraz kısa oldu. Uzatılabilir. Bunda herhangi bir problem yok. Daha sonrasında da değişiklikleri kaydet butonuna bastık. Şimdi yazarlar bölümüne geldik. Bunun arkadaşlar yazar olması gerekiyor. Çünkü bu site Türkçe içerikli bir web sitesi. Şimdi arkadaşlar eskiden site name bölümünde kripto rehberi ifadesi yer almaktaydı. Fakat bu ifade artık yeni yaptığımız değişiklikle beraber değişti. Bakın Bitcoin haberleri, altcoin, kripto para haberleri gibi olaylar da artık işin içine dahil olmaya başladı. O yüzden bu noktada arkadaşlar manuel bir şekilde biz bu alanı düzelteceğiz. Şöyle yapacağız. Kripto rehberi. Yani eski haline getirdik. Ana sayfanın title'ını ve description'ı değiştirdikten sonra her yazının sonuna yazının
Title'ından sonra gelecek olan kısmı arkadaşlar kripto rehberi olarak eski haline getirmiş olduk bu yaptığımız entegrasyonla beraber. Şimdi şema yapısına bakıyoruz. Eğer arkadaşlar bu site tamamen haber içerikli bir site olsaydı haber makalesi seçilebilirdi. Ama blog gönderileri de var. O yüzden burada herhangi bir değişiklik yapmadık. Şimdi bu alanların arkadaşlar hepsini sayfalarda da şey yapacağız. Burada biz makale şemasını kapatıyoruz. Çünkü statik sayfaları article yapısını Şema Pro üzerinden çekeceğiz. Kategorilere geldik. Burada da arkadaşlar yine aynı ayarı yaptık. Etiketlere geldik. Burada da arkadaşlar aynı ayarı yaptık. Yine etiketlerin dizin olup olmaması önemli. Otoriter siteler etiketlerini dizinde gösteriyorlar. Çünkü etiket sayfalarını bir kategori sayfası mantığında kullanıyorlar. İşnikleme yapıyorlar, description giriyorlar falan. Fakat arkadaşlar bu site otoriter bir site olmadığı için şu anda dizin yok bölümü bu site için uygundur. Yine yazarlar bölümüne geldik. Burada da yine kripto rehberi olarak ilgili alanı düzelttik. Çeşitli sayfalar bölümünde de bu separate bölümlerini düzelttik. Değişiklikleri kaydet butonlarına bastık. Yerel SEO'da doldurulacağımız bir alan yok. Çünkü bunların hepsini biz Şema Pro'dan dolduracağız. Şimdi Şema Pro'ya geldik. RankMath'te ne yapmıştık? Article yapısını iptal etmiştik. Öncelikle Şema Pro'da article yapısını aktifleştireceğiz. Article yapısını seçtik arkadaşlar. Next butonuna bastık. Daha sonrasında All Sayfalar butonunu seçtikten sonra burada Complete Setup butonuna bastık. Burada Featured Image, yani statik sayfalarda arkadaşlar öne çıkarılan görsel olmadığı için logo seçiliyor. Güncelle butonuna basılıyor. Şimdi ilk yapımızı entegre ettik. Dilerseniz bu şeyi gidermek amacıyla direkt setup'tan kurulumunu da gerçekleştirelim. Bunu manuel bir şekilde de kurabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu arkadaşlar Community Blog News Website seçiyoruz. Normalde genellikle Personal Website veya işte işletme siteleri Business Website seçer. Fakat biz burada arkadaşlar bir tık daha habere yönelik bir site olduğu için biz bunu burada seçtik. Burada arkadaşlar gireceğimiz alan şu. Kripto rehberi. Logomuz zaten seçili. Mesela General'da da arkadaşlar News Media Organization'ı seçebiliriz. Veya yani General Other da kalabilir. Bunda da herhangi bir problem yok. Sitenin arkadaşlar açılmış herhangi bir şeyi yok. Sosyal medya hesabı yok. O yüzden bu alanı boş bırakıyoruz. Next butonuna basıyoruz. Şimdi RankMath'ten Breadcrumbs'ı aktifleştirdiğinizde buradaki butonu kaldırmanız gerekiyor. Çünkü çift iki geçerli öğe algılandığı durumu söz konusu oluyor. Fakat RankMath'ten Breadcrumbs kapalı olduğu için buradaki ayarı arkadaşlar aktif bir şekilde getiriyoruz. Burada da arkadaşlar hakkımızda ve iletişim sayfalarına giriyoruz. Yine sitenin menülerini kontrol etmenizde fayda var. Mesela bu menüde arkadaşlar kategori sayfaları kullanılmış. O yüzden bizim üst menüyü seçmemiz uygundur. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Image License şemasını entegre edeceğiz. Image License ne işe yarar sorusuna gelecek olursak anlattık mı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durumu söz konusu Image License'ın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ilgili görsellerin ucunda lisanslanabilir diye bir öge var. Burada bakın. İletişim sayfamız ve gizlilik politikası sayfamız yer alıyor. Bu arkadaşlar Image License şemasının SERP sonuçlarına yani Google arama sonuçlarında görsellere, zaten görsellerle alakalı bir şema yapısıdır bu. Görsellere yansımış hali Image License'ın budur. İlgili sitede arkadaşlar öne çıkarılan görseller kullanıldığı için biz bu yapıyı entegre edeceğiz. Diğer yandan eğer öne çıkarılan görselleri olmayan sitelerde bu yapıyı entegre ettiğiniz zaman Search Console'da hatalarla karşılaşmanız oldukça olasıdır. Yazılara genellikle kullandığımız bir yapıdır bu arkadaşlar. Yazılarda Next butonuna bastık, Complete Setup butonuna bastık. Daha sonrasında arkadaşlar sayfalara geldik. Burada zaten gizlilik politikası sayfamız yayınlanmış, iletişim sayfamız da yayınlanmış. Buradaki arkadaşlar URL yapılarını biz alacağız. Gizlilik politikası URL'mizi burada Fix Test butonuna bastıktan sonra buraya iletişim URL'mizi de arkadaşlar buraya yapıştırıp güncelle butonuna basacağız. Daha sonrasında bir şey yenileyelim. Zengin sonuçlar testinde tekrardan bir yenileme alalım. Yani o mevcut entegre etmiş olduğumuz yapılar uygulanmış mı uygulanmamış mı bunu bir öncelikle görelim. Şimdi gördüğünüz gibi resim lisansları şeması uygulanmaya başlandı. Burada herhangi bir problem yok. Bu nasıl daha da geliştirilebilir sorusuna yanıt vermek gerekirse de arkadaşlar bunu logolar şeması entegre ederek kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz. Reon.net blogda bu konuyu değinmiştim. Şema nedir konusuyla alakalı bir yazım vardı. Orada zaten bunun anlatımı mevcut ama yine de bu anlatımın üzerinden geçmek gerekirse logo gördüğünüz gibi organization yapısının altında bir yapıdır. News Media Organization'ı seçtik. Buraya kripto rehberi yazdık. Buraya da Bitcoin, altcoin ve kripto para
haberleri, ifadelerini girdik. Daha sonrasında arkadaşlar ana sayfamızı girdik. Burada da logomuzun olduğu URL yapısını buraya ekledik. Social profiles varsa bunları yine entegre etmenizde fayda var. Burada butonlara tıklayarak istediğiniz sosyal medya hesaplarını kolay bir şekilde entegre edebilirsiniz. Şimdi ilgili yapıyı arkadaşlar kopyalıyoruz. Daha sonrasında Schema Pro'ya geliyoruz. Edit butonuna basıyoruz. Bu arkadaşlar bizim manuel bir şekilde oluşturduğumuz bir yapı olduğu için burada seçmemiz gereken Custom Markup. Bunu seçtik. Bunu arkadaşlar All Singlers, yani hem yazılarımızı hem de sayfalarımızı uygulamak istiyoruz. Next butonuna bastık. Burada arkadaşlar Fix Test'e girdik ve Güncelle butonuna bastık. Gördüğünüz gibi logolar şeması da artık sistemimize entegre olmuş oldu. Olayı daha da abartmak için, yani yıldızlı SERP sonuçlarını da bu siteye entegre etmek için ise arkadaşlar kullanmanız gereken eklenti Yet Another Star Plugin eklentisi var. Bir de KK Star Plugin eklentisi var. Yet Another bir tık daha benim hoşuma giden bir eklenti. Eklentiyi kurduk. Burada Skip butonuna basıyoruz. Bu eklentide en önemli yapmanız gereken konu arkadaşlar, burada Organization'ı seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde Product gibi yapıları seçerseniz yorum snippet'ı getirmeye çalışırken hatalarla karşılaşmanız oldukça olası. Burada o yüzden Organization yapısını seçtik. Bu alanı Türkçeleştirebilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Save All Settings bölümüne bastık. Daha sonrasında yine Ethereum nedir içeriğimizde change'imizi yeniliyoruz. Bakın içeriğin sonuna yıldızlı yapılar geldi. Oyumuzu verdik. Daha sonrasında da tekrardan bir gördüğünüz gibi arkadaşlar yorum snippetleri şemasında siteye entegre etmiş olduk. Bu entegrasyonla beraber sitenin iki tane şema yapısı aktifken ilk aldığımızda sadece makaleler ve Google Sitesync yapısı vardı. Şimdi biz buna içerik haritalarını, resim lisanslarını, logoları ve yorum snippetlerini de dahil etmiş olduk. 4 tane daha yapı kullanmış olduk. Devamı gelir mi? Gelecek arkadaşlar. Biz bu içeriği eklemeye çalışacağız. Eğer arkadaşlar mevcut bir YouTube kanalınız yoksa, mevcut videoları siz kendiniz upload edemiyorsanız başkalarından almanız da herhangi bir sakınca yok. Diğer yandan mesela örnek veriyorum arkadaşlar, bunu biz entegre etmek istiyoruz sitemize. Paylaş butonuna tıkladık, kopyala butonuna tıkladıktan sonra videoyu buraya bir yere ekledik. Daha sonrasında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zaten RankMath Pro'dan dolayı bu videolar şeması otomatik bir şekilde çıkacak. Diğer yandan FAQ dediğimiz, yani sıkça sorulan sorular şemasını nasıl entegre ederiz sorusuna da gelecek olursak, örnek veriyorum Ethereum nedir sorusunu arattık. Ethereum kimin diye bir soru var. Burada böyle bir soru kullanılmış mı? Onu kontrol edelim. Kullanılmamış arkadaşlar. Burada hemen yeni nesil editörde FAQ butonuna bastık. Schema Pro'dan da seçilebilir. RankMath Pro'dan da. Buradaki soruyu alacağız arkadaşlar. Ethereum kimin? Şimdi Ethereum kimin sorusunda siz FAQ şemasını kullandığınız zaman bu soru kalıbında buraya gelmeniz çok olası değil. Çünkü zaten Wikipedia çıkmış burada. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. İlgili içeriğimizi daha da SEO uyumlu hale getirebilmek. Yani FAQ'yu biz biraz da bu yüzden kullanıyoruz. Yani burada yoksa yer almamız çok olası değil. Özellikle son yapılan güncellemeden sonra bu alan neredeyse otoriter sitelerin eline geçti. Google yine TR sonuçlarında çok müthiş bir güncelleme yaptı. Güncelle butonuna bastık. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi 8 tane yapıya kadar çıkarttık. Biz bu sitede bir içerikte 2 tane yapıyı 8'e kadar yükselttik. Tabii ki site sahibi videolar ve SSS şemasını artık kullanmaya kendisi başlamak zorunda. Çünkü biz gidip de 30 tane içeriye tek tek bu yapıları entegre edemeyiz. Ama yine de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yapı otomatik bir şekilde artık neredeyse tüm içeriklerinde olacak. Yani 15 noktasında artık getirebileceğimiz en üst seviye bu yani. 8 tane geçerli öyle. Artık bu saatten sonra hani ekstra yapılar inşa etmek bu işin fantezisine girer. Şimdi arkadaşlar PageSpeed sonuçları sitenin oldukça kötü. Yani özellikle mobil tarafında çok kötü. Yani biz tabii ki on-page ve teknik SEO kapsamında yani site optimizasyon hizmeti vermiyoruz. Diğer yandan yapabildiğimiz entegrasyonları yaparak bu sitenin arkadaşlar mobil seviyesini getirebildiğimiz seviyeye getirmeye çalışacağız. Şimdi ilgili içerikte bir kere zaten YouTube videosu olduğu için Perf Matters'a yapmanız gereken çok ince bir trik var. Lazy Loading bölümüne geldik. Image'ı, videoları ve YouTube thumbnail'lerini arkadaşlar geciktirdik.
Gördüğünüz gibi mobildeki 27-28 puanlık skor birden 61'e geldi. Masa üstünde ise arkadaşlar 99 gibi bir puana ulaştı. Yani artık bu site masa üstünde YouTube videosu olmasına rağmen çok rahatlıkla önemli web verilerinden geçebilir bu haliyle. Ama mobilde yine geçemez. Mobilde yine çok fazla şey var, hatalar var. Mesela örnek veriyorum, AdSense reklam kodlarının burada artık kalıntıları kalmış. Mesela analitik kodları arkadaşlar, lokalden çağırma dediğim konu işte bu yüzden önemli. Burada 15 milisaniyelik bir gecikme durumu söz konusu. Yine GTEC Manager da burada bize gecikme sağlıyor. Şimdi Perf Matters'la Lightspeed Change'i yapabildiğimiz entegrasyonu yapmaya çalışacağız en iyi şekilde. Renk metin durum ve araçlarından sistem durumuna geliyoruz. Bu sunucuda Lightspeed desteği var mı? Öncelikle buna bakmamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz, evet tamam, Lightspeed desteği var. Şimdi bu tarz bir web sitesinde gidip de ekstra bir VPRocket kullanmaya çok gerek yok. Yani VPRocket iyi performans sağlayabilir mi? Tabii ki sağlayabilir ama Lightspeed sunucularda Lightspeed Change eklentisinin kullanılması büyük ölçüde avantaj sağlar. Diğer yandan Perf Matters bir Asset Manager'dır. Yani bu yüzden de Lightspeed Change'le uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Fakat VPRocket'la Lightspeed Change'i aynı anda çalıştırmanız kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Şimdi Lightspeed Change ayarlarına bakalım. Öncelikle genel bölümden alan adı anahtarı talep et butonuna bastık. Konuk modu kapalı olmalı. Konuk modları kapalı. Burada arkadaşlar mevcut IP'niz eğer yani değişken bir IP değilse burada şuradaki butona basarak IP'ye girebilirsiniz. Fakat ben bunu deşifre etmek istemediğim için buradaki IP'yi şey yapmıyorum, aktifleştirmiyorum. Burada bizim için önemli bölüm nesne. Şimdi nesnede memchange aktif olarak gözüküyor. Bağlantı testinde geçmiş. Tekrar değişikliği kaydediyoruz. Mesela bu change yapısı açılabilir çünkü bağlantı testi geçilmiş. Ama Redis açılamaz. Yine bağlantı testi konusunda geçmiş ifadesi yoksa bu change yapısını da aktifleştirmenizi ben tavsiye etmem. Yine tarayıcı önbellerini de açabiliriz. Bunda da herhangi bir problem yok. Şimdi sayfa optimizasyonu bölümünde öncelikle tüm ayarları bir kapatıp işi Perf Matters'e devrettikten sonrasına bakmamız gerekiyor. Buradaki arkadaşlar zaten ayarlar kapalı. Şimdi Perf Matters'e geldik. Emojileri, deşek ikonları, işte bunları arkadaşlar genel olarak kapatıyoruz. RSS'ler açık olmalı çünkü NIRS kayıtlı web siteleri için RSS'ler önemlidir. Burada bunun ayarlarımızı da yaptık. Değişiklikleri kaydet butonuna bastık. Daha sonrasında Asset bölümüne geliyoruz. Script Manager'ı aktifleştirdik. Script Manager'da en çok kullanılan, önce bir kaynakları kontrol edelim. Mesela kontak form 12 kilobayt bir kaynak kullanıyor. İşte table of contents. Daha sonrasında Jetpack burada. Bakın site kit by Google'ın kullandığı kaynak ortada. Yani ben burada bu yüzden bunun kullanılmaması taraftarıyım. Yani işte kullandığı kaynağı görüyorsunuz arkadaşlar. Rekmet SEO ya böyle bir kaynak kullanırken bu gidiyor böyle bir kaynak kullanıyor. Yani çok gereksiz. Ya gerçekten çok gereksiz bir eklenti. Ben kullanılması taraftarı değilim. Şimdi asset bölümünde Java'ları delay ettirebiliriz ama bu görsel bozulmalar yol açabilir. O yüzden bunu bir kontrolünü sağlamamız lazım. Delay all script butonuna bastık. Burada da değişiklikleri kaydettik. Daha sonrasında font bölümünde de fontları lokalden çağırdık. Analitik kodlarını da lokalden çağırma bölümü burada arkadaşlar. Tracking ID dedi izleme kodu. İzleme kodunu analitik üzerinden alırsınız. Eğer eski nesil analitikse analitik bu default ayarı seçilmelidir. Yeni nesil ise de V4 seçilmelidir. Bu kadar. Değişiklikleri kaydet butona basmanız yeterli. Şimdi bakın arkadaşlar, Java'ları geciktirdikten sonra mobildeki puan 97'ye kadar çıktı. Diğer yandan önemli olan konu şu. Sitede bir bozulma var mı? Bir görsel kayması durumu söz konusu mu? Bakın Java'ları geciktirmemiz sitede böyle bir kafa atma dediğimiz bizim bir konu vardır. Böyle site bir kafa atıyor. Bu çok istediğimiz bir konu değil. Ama bu dediğim gibi site sahibine kalmış bir durum. Çünkü eski değerler oldukça düşüktü. Bakın görüntüyü tekrar göstereyim. Site sonradan bir yükleniyor. Bu dediğim gibi bizim çok istediğimiz bir konu değil. Bunu bir site sahibine sorarız. Yani deriz ki hocam işte yapabildiğimiz konu bu. Yani eğer uygun görüyorsan bu şekilde kalsın. Ama dediğim gibi ben bunun çok taraftarı değilim. Şimdi JS'yi küçültme veya işte birleştirme arkadaşlar çok kullandığımız bir yapı değil normalde. Görsel bozulmaları yol açabiliyor. Yine de mesela CSS'i küçült dedik. Java'yı da küçült dedik. Şimdi burada bir ilk sunucu süresini kısaltımla alakalı bir bölüm söz konusu. Bu genellikle sunucu bazlı bir konudur. Diğer yandan çok fazla sıkıştırma yapıldığında da bu hatayla karşılaşmanız olası. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Java'ları veya CSS'leri küçültmemiz bizde çok ciddi bir optimizasyona şey yapmadı, yol açmadı.
Şimdi arkadaşlar asset bölümünde Java'ları geciktirmesini kapattık. Sitenin değerleri anında şeye düştü. Yani 73 seviyesine düştü. Özellikle mobil tarafında. Masaüstü gene fena değil. Şimdi mesela yine arkadaşlar LightSpeed.ch'de Java ve CSS küçültmesini açtığımız zaman da mobildeki logo gelmiyor. Yani işte o yüzden yani bunların hep ayarlarını böyle tek tek yapılandırmanız gerekiyor. Ona göre şey yapmanız gerekiyor. Yine diğer yandan şey tarafında en azından yani masaüstü tarafında site oldukça zaten iyi değerler alıyor. Mobil tarafında da speed index tarafında bir problem var. Onu da dediğim gibi yani artık buradaki ayarları açıp açmamak site sahibinin inisiyatifine kalmış bir durum. Yine şöyle de bir konu var. Yani bu site AdSense odaklı bir blok olduğu zaman bu site AdSense kodları zaten entegre edildiği anda arkadaşlar zaten değerler oldukça düşecektir. O yüzden siteyi bu haliyle kullanmakta yine fayda var. Şimdi arkadaşlar videoyu ben burada durdurdum. Çünkü birkaç kez deneme yapmamız gerekti. Şimdi işlemin sonunda şöyle bir duruma geldik. Şöyle göstereyim. Site yine iyi kötü şey yapıyor. Yani yüklenirken bir kafa atma durumu var. Sitede yaptığımız işlem şu oldu arkadaşlar. Perf Matters'ta delay'i yaptık. Yani Java'ları geciktirdik. Bunda herhangi bir problem yok. Lightspeed'in ise arkadaşlar sayfa optimizasyonu bölümünde CSS'i küçülttük. Java'yı küçültemiyoruz. Çünkü Java'yı küçülttüğümüz anda mobilde içeriklerde logo yüklenmiyor. Ama şu an mesela örnek veriyorum. Şöyle yine tekrar bir kontrolümüzü sağlayalım. Logo geliyor. Buradaki şey de geliyor. Eklenti de geliyor. Bir sıkıntı yok. Sitede gözle görülür bir şey yok. Eksiklik yok. Diğer yandan şöyle gösterelim. Yine bu konu da çok önemli bir konu. Bakın Core Web Vitals değerimiz 0'dan 50'ye çıktı. Yani ne oldu? En azından önemli web verilerinde iyi kötü bir şey yapmış olduk. Yani yol kat etmiş olduk ki arkadaşlar bu site optimizasyon hizmeti değil. Yani bu konuyu da kesinlikle belirtmekte fayda var. Onun dışında kritik hatamız yine yok. Bunda herhangi bir problem yok. Warning bölümünde arkadaşlar 686'ya yakın hata vardı. Bu 200'lere falan indi. Mesela 26 sayfada yine description yok hatası var. Bu sayfalar yine kategori sayfaları. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar haberlerle alakalı olan bölüm şu an burada yok. Yani haberlere description girdiğimiz için buradaki hatayı giderdik. Yani ben bunu örnek olması açısından sizlere aktardım. Onun dışında arkadaşlar yine burada çok ciddi hatalarımız kalmadı. Bu alanı da toparlayabildiğimiz kadar toparladık. Şimdi bu saatten sonra arkadaşlar Semrush ve Screaming Frog tarafında yapabileceklerimizi iyi kötü yaptık. Yani video sığdırabilecek en azından konuyu anlatmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar işlemlerimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yani en azından hız optimizasyonu noktasında bir yol kat ettik. İşte RankMath SEO'yu yapılandırdık. Şema Pro'yu yapılandırdık. İçerik başına 8 taneye yakın şema yapısı falan entegre ettik. Ama yine de arkadaşlar konu bitmedi. Şimdi olaya devam edeceğiz. Olaya devam ederken arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi rehber içerik tablosu. Yani bu mevcut içeriklerdeki işte şu kısım. Benim arkadaşlar sizlere şiddetle tavsiye ettiğim eklenti Lucky VP. Onu da şöyle göstereyim. Yeni ekle butonuna bastık. Burada Lucky VP'ye girdik. Şimdi bu eklenti ne işe yarıyor sorusuna yanıt verecek olursak da arkadaşlar bu eklenti şu işe yarıyor. SERP sonuçlarında bakın. Altta iki tane şey var. Yapı var. Şimdi ilgili URL'e girdik. Bakın. Windows 10 Pro ürün anahtarı demiş. Windows 10 Pro ürün anahtarı. Bakın buna tıklıyoruz. Direkt bu alana getirdi. Yani hem SERP sonuçlarında arkadaşlar bu şekilde alta URL almış oluyoruz. Hem de kullanıcı tıklamak isterse direkt bu alana gidiyor. Hatta emoji kullanırsanız SERP sonuçlarında daha da tıklanabilir hale geliyorsunuz. Hashtaglerin yanlarında. Yani şu alanlarda şöyle gösterelim. Bakın. Hashtaglerin yanlarında emoji kullandığınız zaman Google bunları çekiyor. Daha da tıklanabilir hale geliyorsunuz. İçerik tablosu SERP sonuçlarındaki konumu bu. İç tabloda da arkadaşlar hem iç linklemeyi arttırıyor. Hem de işte kullanıcı deneyimini arttıran bir konu. Şimdi Lucky VP biz bu yüzden tercih ediyoruz. Yani bir tık daha SEO uyumlu bir eklenti. Hatta şöyle ayrım da ben size göstereyim bu eklentini. Otomatik ekle bölümüne geliyoruz arkadaşlar. İlk bloktan sonra işaretliyoruz. Proses heading'e geldik. Yazıları işaretledik. Çeşitli bölümüne de geldik. Burada küçük harflere çeviriyoruz. Alt çizgileri de tire ile değiştiriyoruz ki arkadaşlar hani mevcut yapımıza uygun olsun. Mevcut URL yapımıza. Çünkü bizim mevcut URL yapımızda alt tire yok. Tire var. Değişiklikleri kaydetledik arkadaşlar. Ethereum nedir'e geldik. Bakın bu alanı aldık. Yani ilk bloktan sonrasını aldık. Çünkü sebebi şu. Ben bu içerik tablosunu direkt içeriğin başında başlamasını istemiyorum. Ben Google'a
İşte Ethereum nedir ile alakalı eğer bir içerik üreteceksem direkt ilk öncelikle anahtar kelimelerimin burada geçmesini istiyorum. O yüzden arkadaşlar içerik tablosunda ilk bloktan sonra ben genellikle benim kullanım tarzım budur. Onun dışında yine eklentileri analiz ettik. Yani işte kullanılmaması gereken eklentileri falan söyledik. Mevcut eklentilerimizi kurduk. Ayarlamalarını falan gerçekleştirdik. Tabii bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Asıl işin en önemli konusuna geldik. Kategori açıklamaları konusunda aslında şey yaptık, anlattık. Burada da böyle çok videoyu uzatmamak için şöyle göstereyim. Yani şöyle bir kategori açıklaması. Tabii ki daha uzun olması iyidir. Böyle bir kategori açıklaması. Mesela buraları içliklemeler falan yaparsanız sizin faydanızı olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle. Hocamız da mesela biz bunu tavsiye edeceğiz. Eğer ben bunun hizmetini vermiş olsaydım mesela hocamın bir kategori sayfasını bu şekilde yapılandırırdım. Derdim ki örnek bu. Bu örnek üzerinden yola devam edin. Şimdi etiket kullanılmış arkadaşlar. Ben etiketlerin otoriter olmayan sitelerde kullanılması taraftarı değilim. O yüzden hocama da bunları tavsiye edeceğim. Yani etiketleri en azından bu şekilde kullanmaması gerektiğini. Onun dışında en önemli konuya geldik. İçerik konusu arkadaşlar. Yani anahtar kelime analizi ve içerik. Mesela bu içerik uygun bir içerik değil. Şimdi Ethereum nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. Yani kimler var? BitDo var, Wikipedia var, Coinbase var, Ethereum.org var, Ekşi Sözlük var, Bitpanda halk, bank.com.tr, coin bülteni falan filan reklamlar da var. Yani ilk ona kesinlikle ve kesinlikle girilmeyecek bir içerik bu. Ethereum nedir? Şimdi alternatif kelime konusuna gelecek olursak da arkadaşlar mevcut teklerine sahip bu işte HK3 gibi teklere sahip konularda çok da şeyler kullanılmamış. Alternatif kelimeler kullanılmamış. Mesela Ethereum madenciliği kullanılabilirdi. Ethereum yorum kullanılabilirdi. Ethereum nasıl alınır kullanılabilirdi. Hani bunlar da yine çok böyle rekabetli kelimeler. Mesela Ethereum madenciliğine tıkladığımız zaman bakın Shift Delete var. Habertürk, Ekşi Sözlük, Cointelegraph, CNN, Cimri, Hürriyet, yine Wikipedia'nın kendisi. Hani bu da rekabetli ama en azından bunlar kullanılabilirdi. Veya işte FIQ kısımlarında veya H3 tekleriyle mesela bu sorular kullanılabilirdi. Örnek veriyorum. Şimdi Google'un autoload'unu da kullanmak çok önemli arkadaşlar. Mesela Ethereum yazdığımız zaman en çok sorulan sorular bunlar. Yani işte nedir? Kaç dolar, kaç TL, dolar, grafik, coin, fiyat nedir, madencilik, yorum gibi konular. O yüzden mesela bu hocamızın bu içerikte de bu tarz hataları mevcut. Alternatif kelimeler doğru kullanılmamış. Çok zor bir anahtar kelime seçilmiş. Mesela bedava kripto para veren siteler. Bu çok güzel bir kelime gerçekten. Benim mesela bir dönem oynamayı düşündüğüm kelimelerden birisi bu. Diğer yandan Ekşi Sözlük, CoinTimes.net mesela bizde kalmasın bedava internet. Mesela zaten bu sitelerin yani bu saydığım 3-4 site arkadaşlar kripto parayla alakalı neredeyse her şeyde olan yani her içerikte olan siteler. O yüzden bu noktada önce sayfa otoritesini arttırmak gerekiyor. Ondan sonra hani işte backlink takviyesiyle bu anahtar kelimeye yönelilebilir. Ama diğer yandan bu içerik bu anahtar kelime için yeterli mi? Çok da yeterli değil. Yine anahtar kelime yoğunluğunu mesela kontrol ediyoruz. Anahtar kelime yoğunluğu güzel. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Mesela bu site direkt konuya anahtar kelimeyle başlamış. Aslında doğruyu bu arkadaş yapmış. Mesela bu hocamızda da bizim tavsiyemiz bu olur. Otoriter olmayan siteler ilgili anahtar kelimeleri direkt içeriklerinde direkt anahtar kelimeyle başlamalı. Yani aslında çok daha fazla konu var. Yani bu işte analiz sürecinde inceleyeceğimiz. Ama hem video çok uzadı hem de bu konuları iyi kötü zaten bazı videolarımızda anlattık. O yüzden bunları çok değinmeyeceğim. Yani işte on peş ve teknik SEO tarafı arkadaşlar bu işin bu şekilde. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla.